Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gram altını soran arkadaşlar vardı. Biraz geç oldu ama gram altının genel seriyle alakalı bir analiz yapmaya çalışalım. Ne görünüyor? Potansiyel hedefler nereler? Hangi rotayı izliyor? Öncelikle biraz uzun vade bakalım. Bir enstrümanı ben epeydir gram altından analiz yapmadım. Bir altın yatırımcısı olmama rağmen altın için uzun vadeli baktığımızda. Şimdi altının uzun vadeli yükselen trendi içerisinde bakın şuna benzer bir yapıyla hareket ettiğini gördük. Bakın geniş bir yay çizdi. 2015 ve sürekli yükselen bu bölgede oldukça yatay. Fakat daha sonraki süreçte doların da değer kazanması ve özellikle işte onsun da değer kazanmasıyla beraber katlamalı yükseliş trendiyle karşılaştık. Burada birinci sert hareket 2018'deki sert hareket sonra gelen sert bir düzeltme. Ondan sonra ciddi bir yine yükselişin başlangıcı olan hareket. Ve rakam olarak da işte 300-310'lara gelen hareket. Geçen yıldan itibaren de özellikle 2020 yılında ise zirveleri gören bir gram altından katlamalı giden bir gram altından karşılaştık. Bu bölgeden sayarsanız işte bir 5 dalgasını yaptı ve ondan sonra da yine sert bir şekilde buradakine benzer bir düzeltme ile karşılaşıldığı görülüyor. Trend açısından bakarsanız burada gram altının uzun bir zaman işte çok ciddi bir değer kazanmak ihtimali yerine daha çok stabil olan bir yapıda kalması beklenir. Yani şuna benzer bir yapıda kalması beklenir. Yani şu şekilde bir trend, bu şekilde bir çanak düşünüldüğünde mümkün olmakla beraber genelde trend hareketleri esas olduğundan buna benzer bir bakın trend hareketi esas olduğundan buna benzer yapısal anlamda da genişleyen üçgen yapısı. Şu şekilde çizeyim. Bakın şöyle biraz daha düzgün çizersem. Genişleyen üçgen yapısı. Ve bundan sonraki süreçte orta vadede gelecek rakamlar burası gibi görünüyor. Yani şu bölge özellikle destek bölgesi olarak 380 dolardaki geri çekilme ve onsdaki geri çekilme ile beraber 380 işte 400 bölgesinin dip bölgesi olarak kabul edileceği ve yükselen trendinde de özellikle bu bölgede bir e, stabil olma, bir durağan pozisyon alma ve bir taban oluşturma. Ondan sonraki süreçte de zaten yine enflasyon gereği yükselen bir gram altınla karşılaşmak mümkün diye kısaca böyle bir özetleyelim. Günlük baksak daha kısa vadede ne görürüz? Hemen ona bir bakalım. Günlük ons altında bir geri çekilme olmasına rağmen dolardaki sert hareket nedeniyle bir tepki hareketi. Özellikle 400'ün altına 390'a kadar geldikten sonra bir tepki hareketiyle karşılaştı. Fakat onsun geri çekilmesi Burada da dolar değer kazansa bile ons altın sabit olarak kaldı. Yükselen düşen trendi de, bakın bu şekilde düşen trendi de henüz kırmış değil. Burada bir taban oluşturma çabası içerisinde olduğu görülüyor. Kısa vadeli saatlik baksak, evet saatlikte de karşımıza böyle bir yapı çıktı. Bu tepki hareketiydi. Şimdi burada bir taban oluşturma görülüyor. Yani net bir trend yok. Daha çok taban oluşturma çabası var. Bir miktar aşağı, bir miktar yukarı şeklinde. E, uzun zamandır satıldığı için, sert satışlar yediği için e, bunu hemen hızlı bir şekilde top dolardaki sert hareket gibi hızlı bir toparlanma beklememek lazım. Ancak bu hem dolarda hem onsla birlikte hareketi beraberinde görecek olur isek o zaman 450'ye kadar gram altında bir çıkış e, hareketi, tepki mahiyetinde bir çıkış hareketi görülebilir diye yorumlayalım. Aşağıda destek bölgesinin bakın bu hatta kadar şu hatta kadar 360 380 bölgesine kadar çekilmesi. Yani bunun için ne gerekiyor? Ons altında 1600'lü rakamlara gelmesi. Dolarda da tekrar 7'li rakamlara gelmesiyle o zaman gram altının 380 ve 360'lı rakamlara dip bölgesi diyebileceğimiz ve bir anlamda oldukça aş aşırı ucuz diyebileceğimiz rakamlara çekilmesi mümkün dip oluşumu için ama ondan sonra tekrar yukarı doğru dönecektir. Bu bölge de yine dibe yakın bölgeler olarak değerlendirilebilir diye genel görüşümü belirteyim. Ama geçmiş yıllardaki 2000 yılındaki sert yukarı yönlü hareketi kısa vadede beklemediğimi de yine belirtmek istiyorum. Peki kısa bir video olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.